Dönüştürdüm. Onun yaptığınızda şey ben alın içeri çekeceğim. Ben yiyemeyiz böyle. Eşit yani. Tamam mı? Akşam mı? Becerisiz işte. Bu arada akşamınız gerekiyor bence. O kadar kolay bir şey değil bu. Lütfen bir şey. Tekte al suyu oraya eşit. Tekte. Hocam yapın. Yapamam ben de sen değilim. Ayşe görsün değil yani Başak teşekkür ederim. Neden bu hocam her zaman? Bir şey değil Başak. Sen ver. Siz de rica ederim çocuklar değil. Kim gelmek ister diye soruyor. Kim gelmek ister diye soruyorum. Bir bak Allah aşkına tiplerine bak. Sınıfta Zehra yok zaten. Zehra bizi muhatap almıyor. Tabii tabii çalışacak. Baş... Nisan yok. Nisan farklı bir kaçma taktiği deniyor şu an. Tamam. Eren aramızda. Merhaba. Bir de yanında Musa var. Musa. Kim gelmek ister sorusuna? Kuş mu var? Rüzgar kim gelmek ister? Rüzgar Kovarejman'ın Fener'e attığı gol düşünüyor. Başak kim gelmek ister dediğimizde benle bakışmalar yaşıyor. Gülce kim gelmek ister dediğinde Gülce zaten dedi ki ben yokum burada, ben yokum burada, beni görme. Talimetin 9 kişinindir efendim. Biri bir sayı söyleyecek ki inşallah o işte çıkacak. 3. Ve sende de performansını gösterecek. Valla ben yapmadım. Ben mi yapıyorum? Bence ya Nisan ya Musa. Ya Musa ne diyecek? Kim konuşuyor şu anda? Evet Başak abi bizim aslı. Kimler demişti? Kimler? Hazır mısın? Hiç hazır gibi değilim. Hazırım. Bir kere oynayacak herkes. Ha, tamam, okey. Hazırım. Hocam, sen durmayın ki. Bir de şey var. Şey. Çocuk, geçen gün ben anneme şey sordum. Anne, dedim ki siz kaç kardeşsiniz? Anne de bana baktı, dedi ki işte kızım biz 4 kardeşiz. Ben de dedim ki, anne şansa bak benim dayımlarla 4 kardeş yani. Dayımlarla annemler kardeş ya, önce 4 kardeş onlar yani aynı arada. Ve bir de geçen gün okulda çocuk işte Sertab Erener şarkı söylüyor. Bir de havalara girmiş böyle oturuyor filan. Böyle tam da merdivenden oradayız. Söylüyor söylüyor böyle dans etti. Pat düştü merdivenlerden. Ama şarkı hala bir yerden geliyor. İşler de şaşırdı. Aaa filan ya. Dedik acaba bir arkada astrolojisi filan mı var? Sonra bir baktık çocuğun ağzı oynuyor. Yaklaştık çocuğa. Çocuk da hala bir şey çaktırmayın. Biz çocuğu hiç tutmadık. Yaklaştık çocuktan ses geliyor. Çocuk söylüyormuş şarkıyı. Yani ne diyafram varmış çocukta da. Kaç gün güldük okulda biz. Yani işte biz güldük okulda kaç gün. Sizin de gülmeniz lazımdı. O kadar enteresan hissettim ki, ya yanıma geldi, önce merhaba sen etkinlikle ilgileniyordun değil mi diye sordu. Bir an anlayamadım, boş boş baktım. Ya Esra resmen benimle konuştu. Tabii sakin kalmaya çalıştım ama başaramamış olabilirim sanırım. Bir de tarihleri yanlış söylemiş de olabilirim. Çok sevimli konuştu ya. Sanki arkadaşımmışım gibi rahat konuştu benimle. Aa bak, bak bu tarafa geliyor. Ya yanımızdan geçecek birazdan. Bak sandısı da kendine mi yürüyor? Selam versin acaba? Merhaba desem ne olacak? Değil mi? En kötü tarihleri yanlış söylemişim. Buraya geliyor galiba. Yanımızdan geçecek birazdan. Buraya bak. En son şurada çaktırma, çaktırma. Kediye baktım. Koştu çünkü. Kediye baktım hocam. Kediye baktım. Neye baktım? Kediye. Neredeydi kedi? Neredeydi? Ona baktım ben. İnandık mı? Hayır. Yemedik biz bunu. Kim inandı? Ben. Ay kurdu ya. İnsan istedikçe her şey yapabilir.
İnandı. Arkadaşı oradaydı, ışınlandı, buraya geldi, inandı. Çocuk inandı. Şuradan döndük yani. Böyle şöyle oldu bak. Bak ne oldu biliyor musun? Ben anlatayım sana. Bak şimdi çocuk, kız buradaydı. Çocuk oradan geldi. Çocuk oradan geldiğinde önce kız hızlı bir şekilde buraya geldi yanına. Nasıl bir yer? Koşarak geldi. Koştu. Tık dedi ki hemen geldi. Sonra burada oldu. Çaktırma dedi. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kız arkadaşın çocukta gözü var. Çocuğa hayal. Şey koşmadı mı? Evet. Başka hamle olamaz çünkü. Yani çünkü kız bir anda oradan buraya niye koştu? Hocam eski arkadaş. Değilim. 3, 2, 1, oyun. Şimdi sen dümdüz istesem olmayacak. Olur demeyecek tabii. Biri benden bir şey, benim gibi bir şey istese ben de hayır derim. Tamam, seçimi toplayayım. Annem böyle çok sever. Tamam. Şimdi. Anneciğim, canım annem, bir tanem. Çok mu abarttım acaba ya? Kesin anlayacak bu yakamı istediğimi. Tamam. Tamam. Bir daha deniyoruz. Olacak. Anne, mesela ben hani odamı topladım, ödevlerimi de yaptım mesela. Ha bulaşıkları da yakadım bu hafta mesela. Biraz daha varsaydın insan. Mesela giysedin, kostüm falan da giysedin yani. Az oldu çünkü böyle yani. Anlattığım her şeye sırıtarak baktım. Okulda beni seçmeleriyle ilgili söylediklerimi komik buldun. Ama ben ciddiyim. Yüzüm gülüyor ya bana. 3 yaşındaymışım gibi davranmayı bırak artık abi. Senin 5 katını daha okuyorum. Hatta senden daha bilgili biri sayılırım. Gülünecek şeyler olur. Beraber güleriz. Ama şu anda geri değil. Bitir. Hadi. Herkes. Konuşanlar arkamızdan konuşsunlar. Biz kendimizi biliyoruz. En iyi gençler takımı izlememize gerek yok. Çünkü öyleyiz. Hadi beyler kalkın idmana devam. Demeye son çıksan olmuyor mu? Cevap nedir hocam? Olmuyor. Sen de bir para karşılığında. Olur tamam. Rüzgar hiç oynamıyor. Euro. Ne zaman oynamak istersin? Herhalde 2030'da oynarım. 2030'a kadar rahat. Ben oynamıyorum. Onun yerine ben oynayacağım. Beşiktaş Spor Kulübü'nün en iyi defansı benim desen de demesen de bu gerçeği değiştirmez. Hepinize tek tek en iyi defans benim dememe ne gerek var anlamıyorum. Ama sorun değil deriz. Problem yok benim için. Ne diyeceksin aşkım? Söyle. Söyle bir tane. Evet dersimizin son öğrencisi. Oynayacak bakalım. İyi misin? Değil. Hadi bakalım. Ya o kadar enteresan hissettim ki. Resmen benimle konuştu. Önce merhaba. Etkinlikle ilgileniyor muydun diye sordu. Yani ilk başta anlam veremedim, boş baktım. Hatta tarihleri falan da karıştırdım. Çok sevindim konuştum. Nasıl da kendinin emin yürüyordu? Ay bak geliyor bu taraf. Bu tarafa geliyor. Tamam sakin ha. Hiç ondan konuşmuyordun tamam mı? Başka şeyler hakkında konuşuyorduk. Merhaba. Tekrar. Ben de hoşlanıyorum. Bak. Unuttu evet heyecanlandı. Soruyu bir nefes al. Ama izlediğiniz şey nasıldı? Gayet güzel. Arkadaşla konuştum tamam. Ay çok tatlıydı ya. Geliyorum. Ay geldim.
Gel, sakın çaktırma, tamam mı? Sakın çaktırma. Ay, arada şey yani, ne güzel çocuk falan. Merhaba. Bu da geçiş. Hazır. Evet. Hazır. Bayılmadan iki. Allah. Bir. Oyun. Doğaçlama yaptınız. Yaparcılar çalıştınız. Doğru mu hatırlıyorum? Dans çalıştınız tabii ki bugün de. Çok iyi oldu bence. Bitirelim. Neler fark ettiğinizi sormak istiyorum ya da neler deneyimlediniz? Hocam güzel de eğlenceliydi. Yani pazar günleri geldiğinde mutlu oluyordum hocam. Mutlu oluyorsun. Evet. Yani bana da bir sürü şey kattığını düşünüyorum. Mesela? Ezber hocam. Ezber yapabiliyor musun artık kolay? Evet. Kolay yapabiliyorum. Peki oyunculukla ilgili ne kattın? Duyguyu nasıl hissettireceğimizi falan. Duyguyu nasıl hissettireceğimizi? Nasıl hissedeceğimizi öğrendin mi? Evet. Deneyimledik en azından değil mi? İlk önce duygu kontrolünü ve nerede ne duyguyu yapmam gerektiğini ve duyguyu o sahne içinden nasıl kontrol edeceğimi, sonra nasıl sahnenin içinde kalacağımı. Senin için biraz zordu bu. Evet. Özellikle ilklerde falan çok zordu benim için. Onu öğrendim. Bir de sahnede aslında yaptığın şeye senin de inanman gerektiğini öğrendim. Sen inanırsan herkesin inanır. Birimizi doğru aktarmaya çalışsak bu ciddi bir mesai. Hepinizin karakteri farklı. Hepinizin tavrı farklı. Hepinizin hisleri, yaşayışı ve gösterişi farklı. Yani siz iki kardeşsiniz, ikinizin bile farklı değil mi? Aynı ailedensiniz, aynı evde büyüdünüz ama farklı. O yüzden bir insanı anlamak, önce kendimizi anlamaktan geçiyor. Sonra insanı anlayacağız ve onu nasıl aktarabiliriz öğrendiğimiz teknikle gösteriyor olacağız. Eğitim kısmı burada devreye giriyor zaten. Bunu en doğru nasıl aktarırız? Az önce dansta konuşulduğu gibi mesela, yere baktığınızda başka bir şey, karşıya baktığınızda başka bir şey. Değil mi? Başka bir tavır oluyor. O yüzden biz aracı olduğumuz için oyunculukta kişileri göstermeye, kişilerin duygularını aktarmaya aracıyız. Kendi duygularımızı kullanıyoruz, evet. Ama aklımızı da kullanıyoruz. Yani aklımızla nasıl yönlendirebilirize de bakmamız gerekiyor. Yoksa sadece duyguyla, üzgün hissediyorum, mutlu hissediyorum oluyor. Hayır, bir insanın duygusunun altında bir sürü şey yatıyor. Yani ben ciddiyim çünkü, eğlenceliyim çünkü, korkuyorum çünkü, kızgınım çünkü. Bu çünkülere bakmanız gerekiyor. Katmanlı bakmanız çok önemli. Ben kızgınım çünkü. Kızgınım çünkü yapılmasını istemediğim bir şey yaptılar. Ve bu seni nasıl hissettirdi? Yokmuşum gibi hissettirdi. Yok sayılmışsın gibi hissettirdi. Bu beni, bana haksızlık yapılmış gibi hissettirdi. Ben bunu bir hakaret olarak algıladım. Ve ne hissettin? Sevilmedin mi? Olabilir. Yanlış anlaşıldı. Saygısızlık. Kızgınlıktan bir yere gidiyoruz, görüyor musunuz? Kızgınım ben. Ben öfkeliyim. Ama hangi duygudan dolayı öfkeliyim? Canım acıdığı için mi, fiziksel acıdan dolayı mı öfkelendim ben? Ben sevilmediğimi hissettiğim için mi öfkelendim? Ben işte yok sayılmış mı hissettiğim için öfkelendim? Öfke duygusu her zaman altında başka duygu besler. Öfke bir tepki. Öfkelendim. Bu bir tepki. Ama altında ne hissettiğim için öfkelendim. Bebeklerde olur ya işte ağlar bebek. Görmüşsünüzdür yani küçücük bebekler ağlar. Acıktığı için ağlayabiliyor. Uykusu geldiği için ağlayabiliyor. Gazı olduğu için ağlayabiliyor. Sevinmek istediği için ağlayabiliyor. Eylem ağlamak ama altında bir sürü şey yatıyor çünkü ifade edemiyor ya kendini. O anda bir ses çıkartıyor yani ağlama sesiyle iletişime geçiyor aslında. Biz konuşabildiğimizde artık duygularımızı ifade etmeye başlıyoruz ama gene örtülü ifade ediyoruz duygularımızı. Bazen tepkilerimizi de belli ediyoruz. Hepimiz, yani dünyadaki herkes. Bir tavır halinde oluyoruz. Bazen işte ortamda, işte güvensiz hissettiğimde belki kendimi bir ortamda çok espri yapan biri haline dönüşebilirim. Ama çok espri yapan biri olmam benim o anda güvende hissettiğim anlamda her zaman gelmeyebilir. Ya da çok sessiz olmam benim İçine kapanık ve kendimi ifade edemeyen biri olduğum anlamına gelmez. Sessizimdir ve dinliyorumdur ve doğru analiz etmek istiyor olabilirim. O yüzden her tavrı
altında ne yaptığına bakabildiğinizde kendinizde ve başkalarında o karaktere de öyle yaklaşabiliyor musunuz? O sessiz olduğunuz haliniz ya da o hareketli olduğunuz halinizde farkındalığınızı nereye getirdiğiniz çok önemli. Peki neşenin altında ne yatıyor olabilir? Hangi duygu yatıyor olabilir? Neşeli olduğunuz bir an düşünün. Doğum günü olabilir mesela, eve giriyorsun bir anda bir şeyle böyle. O şaşırma anında bir neşe geliyor içinde. Tamam. Şimdi o şaşırma anında ne hissetti, ne hissedebileceğini düşündü kişinin. Mutluluk. Neden mutlu? Çünkü hiç beklemedi bir anda. Belki üzgün olabilir. O beklemediği anda tüm onu seven insanlar orada oluyor. O zaman ne hissediyor? Kişi ne hissetmiş oluyor? Söyle. Değerli. Başka? Sevdiği insanlar orada dedi. Evet. Sevildiğini hissediyor. Demek ki bir neşenin altında şunu koyabiliriz. Ben sevildiğimi hissettiğimde neşeleniyorum. Sadece neşeye komik bir an olarak bakmak durumunda değiliz. Sevildiğimi hissettiğimde neşelendim. Değil mi? Bir örnek verdim mesela. Ama neşeliyim ben. Ama hangi duyguyla neşeliyim? O zaman değişir. Gözümüz değişir. Sevgiyi hissetmekten dolayı neşelenmek katman. Neşeliyim ben sadece. O tek. Ama sevildiğimi hissettiğim için neşeliyim, mutluyum. O zaman katmanlı bir insan oluyor. Çünkü insanlar hep böyle. Bir his, bir şey düşünüyoruz, sonra bir tepki veriyoruz. Tepkimiz, duygularımız diyoruz. Ben... Zehra Erican, alkışlayın arkadaşlar. Efendim, tebrik ediyoruz. Kendi kalbi ve yeteneği harika bir çocuk. O yüzden böyle kocaman bir alkışlayın. Gülce Yılmaz. Evet, Gülce de 3. kurunu bitirmiş durumda. Nasılsın, iyi misin? Evet. Tebrik ediyorum seni. Rica ederiz. Peki, hadi Gülce'yi de alkışlayalım. Başak Ayla, efendim, dönerek. Buyurun efendim. Başak, kaç yaşından beri tanıyorum seni Başak? Beni 3. yok, 4. 3. sınıf. Evet, küçüklüğünden beri tanıyorum. Onun adı çok güzel bir yol. Kat ettik. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzeldi bugün, çok Nisan Alkan! Havalı gözlüğüyle kendisi. Geldiği yer için 1000 kere daha gurur duyuyorum kendisiyle. Ben ama de seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle gurur duyuyorum. Kaçma hemen. Duygusallaştın. Gideceğim şimdi. Gel. Yolun başındayız ama güzel bir yoldayız. Ben de. Çak. Başarılı. Tebrik ediyorum seni. Alkışla! Alkışlar geç geliyor. Alkışla. Kendisini tebrik ediyorum. Bütün süreçte çok saygılı, çok çalışkan ve çok başarılıydı. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. Hadi alkışlayalım. Rüzgar Demirel geliyor. Bütün terbiyen, çalışkanlığın, başarın, emeğin için seni tebrik ediyorum. Güzel bir yola başladık. Anlaştık mı? Çakarız. Eren Recep Bilen. Eğilmeyeceğim. Bütün karizmamızla böyle duracağız Eren. Eğilmeyeceğim. İkimiz aynı kadrajda mıyız? Eren fotoğraf değil yavrum, bu video. Aynı kadrajda mıyız? Evet evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gel buraya, gel buraya. Nereye konuşacak da? Benim işim bitti hocam. Hocam aldım kağıdı, ben gidiyorum. Mimik kontrolü yaptık mı? Evet. Abartıdan kaçtık mı? Duygu hissettik mi? Bu yolu devam edecek miyiz? Edeceğiz o zaman, çak hadi bakalım. Aferin sana.